hani elle tuttuk mu tattığımızda bir örneğini. Ne oldu? 7 katlı binayı 5 kata indirdin. 60 metrekareye indirdin. Siz saygıdeğer misafirlerimiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca daha sonra yayılarak giden sürekli işte yerel yönetimler ve insan hakları bağlamı burada önemli. İstesek cenneti kurduk. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir yerel yöneticinin kimin yıktığını diyecek kadar değerli dostlar, kıymetli var. Ne oldu oradan? Kaliteli bir eğitim mi alındı? Yoksa oradan çıkan insanlar, oradan çıkan genç arkadaşlar... Hiçbir çocuk eğitiminden geri kalmayacak dedi. Ve çalışmalarına da bu doğrultuda. Kent hakkı, insan hakları dediğimizde aslında tek tek sıralı insan haklarını konuşacağız. İnsan haklarının hukuksal boyutu, siyasal yansıması, kent hakkı... İnsan hakları dediğimizde aslında tek tek sıralayabiliriz belki. Ama bunlardan en önemlisi... Tüm hukuksuzluklara karşı sessiz, sedasız, dilsiz durmayacaksın. Hukukun evrensel ilkeleri, insan hakları, demokrasi, cumhuriyet değerleri, burada ortaklaşmıştık. Öyle olunca da işte o üç birliği hepimiz için öne çıkacağız, birleşeceğiz, tek yumruk olacağız. Ve nereden bakıyor olursak olalım dünyaya, bunun başka seçeneği yok, bunun başka çaresi yok. Sayın Serdar Sandal Başkanımıza bu nazik daveti için teşekkür ederiz. İnsan hakları dediğimiz şey, sabah uyandığınızda, hani ilk gözünüzü açtığınızda çatıyı görürsünüz ya, başınızda tavan vardır. Budur insan hakkı. Var, işte barınma hakkı. Yani sabah uyandığınızda, yukarıya baktığınızda gördüğünüz şey sizin hakkınız. Kalktınız, bir su içeyim, temiz suya ulaşacaksınız. Su, işte bir kent hakkıyla da bağlantılı bir şey. Elinize temiz su gelmiyorsa ya da işte yemek yiyeceksiniz. 2800 lira, 200 doların altına düştü bugün Türkiye'de. Asgari ücret. Evinize götürecek ekmeğiniz yoksa, işte o yediğiniz kahvaltı o, gıda hakkı. Çok basit. İnsan hakları dediğimiz şey böyle ayakları gayet yere basan, her gün karşılaştığımız... Eğer kent hakkı varsa der Henry Lefebvre ve David Harvey, kent hakkı varsa yaşam hakkı vardır, kent hakkı varsa eğitim hakkı vardır, kent hakkı varsa sağlık hakkı vardır, ulaşım hakkı vardır. Bunu şöyle belki örneklendirebiliriz. Eğer bulunduğunuz kentin imkanları size acil bir durumda sağlık hizmetlerine erişme imkanı sağlamıyorsa sağlık hakkının varlığından söz edemeyiz. Aynı şekilde bulunduğunuz mahallede, mekanda iyi eğitim alabileceğiniz, çocuklarınızın iyi eğitim alabileceği bir yer yoksa eğitim hakkınızdan da bahsedemeyiz. Bir tane alıyorum başkanım. Evet, bir kare de alıyorum. Teşekkür ederim. Birkaç tane alıyorum efendim.